günlük işinizi bıraktınız ve girişimciliğin peşine düştünüz. Fikirlerle, hayallerle ve ateşle doluydunuz. Dünyada etki yaratmak ve daha iyi bir toplum inşa etmek istiyordunuz. Ama şimdi birkaç kez başarısızlığa uğradıktan sonra eskiye dönmeyi düşünüyorsunuz. Ve bu anlaşılabilir bir durum, hizmetlerinizi satmak ve her seferinde reddedilmek moral bozucu ve sürdürülemez olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce kararınızı iki kez düşünmenizi sağlayacak bu tavsiyeleri izleyin. Bir şey yeterince önemli ise, olasılıklar aleyhinize olsa bile yine de onu yapmalısınız. Elon Musk. Başka bir deyişle, engeller ne olursa olsun sizin için önemli olan şeyi yapın. Dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlar bunu yapanlardır. Steve Jobs. Başka bir deyişle, eğer toplumu daha iyi bir hale getirebileceğinize inanıyorsanız, o zaman yapabilirsiniz. Başka kim yapacak? Yapabileceğinize inanın ve yolu yarılayın. Theodore Roosevelt. Başka bir deyişle, başarının %50'si bir fikre dayanır, diğer %50'si ise bu fikri inançla uygulayıp uygulayamadığınıza bağlıdır. Hayatın başarısızlıklarının çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yakın olduklarını fark etmeyen insanlardır. Thomas Edison. Başka bir deyişle, her geçen gün bir sonraki harika fikrinize daha da yaklaşırsınız. Edison ampulü yaratmadan bir gün önce mucitlikten vazgeçmiş olsaydı, şu anda nerede olurduk? Antrenmanların her dakikasından nefret ediyordum ama dedim ki, sakın bırakma, şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa. Muhammed Ali. Başka bir deyişle, başarı size öylece sunulmaz. Çalışmanın ve fedakarlığın bir sonucu olarak gelir. Uzun vadeli faydalar buna değecektir. Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunlarla daha uzun süre uğraşıyorum. Albert Einstein. Başka bir deyişle, başarı için tek faktör zeka değildir. Azim de aynı derecede önemli bir rol oynar. Başarısız olursam pişman olmayacağımı biliyordum ama pişman olabileceğim tek şeyin denememek olduğunu biliyordum. Jeff Bezos. Başka bir deyişle, önemli olduğuna inandığınız her şeyin peşine düşün. Bunu yapmazsanız hayatınızın geri kalanını bunu düşünerek geçirirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.